Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz pH metre. Ürünü Alibaba üzerinden satın aldık ve Swiss Post aracılığıyla bize ulaştı. Ürün gerçekten işe yarar bir cihaz. Özellikle arıtıcı kullananlar bu cihazı kullanarak filtrelerinin ömrünün tamamlandığını veya değiştirilmemesi gerektiğini öğrenebilirler. Ayrıca içtiğiniz çeşme suyu ve hazır aldığınız suların da pH'ini ölçerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Ürün zaten fiyatı gayet uygun. 8 dolar gibi bir fiyatı var. Bu meblağ gerçekten faydalı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi birlikte açalım. Cihazımız. Evet, baktığımız zaman ürünün içinden çıkan kullanım kılavuzu, bir adet pH metremiz, iki adet kalibrasyon için belirli standarda örneğin 4 ve 6.86'ya ayarlanmış pH tozları ve kalibrasyon için bir adet tornavida. Gerçekten her şey tam. Bu tip ürünleri alırken dikkat edeceğiniz nokta pili dahil olması. Örneğin bunun pili üzerinde. Cihazlarda sürekli olarak bu pH metrede, TDS metrede gibi ölçü aletlerinde genellikle pilsiz satarlar. Biz buna da dikkat ettik. Pili üzerinde olan cihaz satın almaya çalıştık. Çünkü üzerinde ne tür bir pil olduğunu bilmediğimizden cihaz geldikten sonra bir de ayrıca pil için beklememiz gerekecek veya burada 5 liraya, 3 liraya bir de ayrıca pil satın almamız gerekecekti. O yüzden biz pili üzerinde olan bir cihaz sipariş ettik. Bu şekilde ekstradan bir harcamamız da olmadı. Burada kalibrasyon tozlarımızı nasıl kullanacağını kısaca bahsetmek istiyorum. Tozların bir kısmını kullanamıyoruz, tamamını kullanmak zorundayız. Açtıktan sonra temiz bir bardağa tozu tamamını boşaltıyoruz. Üzerine de 250 mililitre bu dezenfekte suyu değil de neydi o? Saf sudan, evet, saf sudan ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra cihazımızla ölçüm yapıyoruz ve üzerinde tam bu yazan değerin olması için tornavida ile arka tarafındaki delikten gerekli ayarlamayı yapıyoruz. Kullanım talimatına baktığımızda, kılavuzumuza baktığımızda nasıl kullanacağımız, işte ürünün tanıtımı ve kalibrasyonu bahsediliyor. Ayrıca bataryanın nasıl değiştirileceğini de göstermiş. Zaten pH 0 ve 14 arasında ölçüyor. Çözünürlük 0,1, yani örneğin bunu ölçtüğümüz zaman pH 6.86'yı ölçtüğümüz zaman pH 6.8 gibi bir değer gösterecek. Virgülden sonra sadece bir değer gösteriyor. Ürünümün kullanımıyla ilgili ayrıca bir video çekmeyi düşünüyoruz. Nasıl kullanılıyor? Farklı ölçüm şeyleri, denemeleri ve kalibrasyon denemeleri için. Ürün gerçekten fiyatını hak eden bir ürün. Buradan yaklaşık 40 lira civarında ben gördüm en ucuzunu. Kullanımda şöyle basitçe bahsedelim. Bir bardağa pH'ını ölçmek istediğiniz suyu koyuyorsunuz. Suyu bakın buradaki işarete kadar kaplayacak şekilde bardağı doldurup cihazımızı bardağın içine koyup hafifçe sallayıp daha sonrasında sabit bırakıyoruz ve ekrandaki değerin sabitlenmesini bekliyoruz. Genellikle test yaptığımızda yukarıdan başlayarak aşağıya doğru bir düşüş oluyor. Yani diyelim ki pH'i 8 olan bir suyu ölçeceğiz. Bunu bardağın içine karıştırıp bıraktığımız zaman 9-10 gibi bir değerden itibaren yavaş yavaş aşağıya düşüyor ve
En son 7.9, 8'de sabitleniyor. Bu da yaklaşık 2 dakika kadar sürüyor. Yani hemen batırdığımız zaman bir sonuç göremiyoruz. Bir süre beklememiz gerekiyor. Dediğim gibi arıtıcısı olanların mutlaka edinmesini tavsiye ediyorum. Bu şekilde filtrelerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini kolaylıkla görebilirler. Takvim tutmalarına gerek kalmaz. Tabii kalibrasyon yapmadan ölçüm yapmamanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü çok farklı değerler çıkabiliyor. Genellikle kalibrasyon sonrasında kolay kolay ayarı kaçmıyor ve uzun süre, uzun miktarda ölçüm yapabiliyorsunuz. Herhangi bir tükenen, biten bir sarf malzemesi olmadığı için uzun yıllar kullanabilirsiniz. Tabii ki pili el verdiğince. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.